İşte üniversitede bir genç de tanıştık. Şinasi'yi biliyorsunuz ama bir daha dinleyin. Bu arkadaş, ben dedi öldükten sonra dinleyi çok ilkel görüyorum. Yani ilk insanlar buna inanır. Böyle bir asırda böyle bir şeye inanılmaz. Neden bağırıyorsun dedi ilkel görüyorsun? Dedi ya öldükten sonra da Allah aşkına kalacak şey bu dedi. Toprağa gidiyor zaten dedi. Dedim atomlarım, nötron ve proton. Bununla bak diyor lafla, lafım boğacak. Moleküllerim toprağın nötron protonlarla karışıyor. Artık ben bir toprakım. Evet sen bir toprarsın. Zamanla diye zamanla. Benim toprağımda otlar çıkacak dedi. Doğru çıkar. Bir inek geçer yer hakikaten zamanla mezarlıktan parla olur. İsmi'de de mezarlıkbaşı var. Şimdiki dükkanlar saraylar var. Demek ki zaman mezarlıkbaşıymış. Sonra arsa olmuş. Koyunlar otlamış. Doğru. Dedi bir inek dedi benim otumdan gelecek yiyecek. Benim atomlarım ineğe geçecek dedi. İnekte dedi devam edecek benim hayatım. Doğru. Bir keçi yiyecek keçiye gidecek. Bir koyun yiyecek koyuna gidecek. Benim atomlarım dedi başka bir canlıda vazife görmeye başladı. Doğru söylüyorsun Şirazlı'nın. Gerçekten çok ilmi konuştu. Tabii ona böyle dinledik ya. Adamı dinlettirmek için evvela dinleyeceksin. Dinlemesini bilmezsen dinlettiremezsin. Dedim Şinasi kaç yaşındasın abicim? Dedi 25 yaşındayım. Dedim 26 sene evvel mesela sen neredeydin? Durdu biraz. Yoktum dedi. Vardın ya Şinasi. Gene vardın da dedim. Hatırlamıyorsun tabii. Nasıl dedi? Sen dedin bir ıspanaktın. Sen bir ilettin. Keçiydin. Nasıl? Bak dedim baban olacak adam. Yoğurt ıspanağı yedi. İneğin köftesini yedi. Keçinin kızartmasını yedi. Babanın damarında sperm oldu. Sonra annene intikal etti. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Biz anlatmıyoruz. Bakkal da anlatmıyor. Kur'an-ı Asimşan böyle anlatıyor. Annene intikal etti. Annen hoşap yedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırmayı yedi. Simav'dan gelen fasulye yedi. Almanya'dan gelen çikolata yedi. Amerika'dan gelen Nescafe'yi içti. Sen annenin karnında güzel bir Şinasi içtin. Şinasi içtin haberin oldu mu? Ama bu üniversitenin bahçesinde oluyor şimdi. Herkes bilmiyor böyle. Bayağı azaltanlar, alkışlayanlar, çağrı atanlar. Haberin oldu mu olmadı? Gördün mü Şinasi şimdi? O kadar dağınık yerlerden seni toplayıp güzel bir Şinasi yapan Allah gene dağıttı. Günü geldiği zaman yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor? İkinci defa mı? Tabii ki dedim birinci defa. İşte birinci defa yaratan Allah dedim. İkinci defa daha kolay yaratıyor. Zaten onun için her şey kolaydır da Kur'an'da da sizin iadeniz daha efendir benim için Rabbiniz. Ya o bizim anlayalım dedi. Şöyle baktım. Teşekkür ederim dedi. Çok güzel bir yanıt versiniz dedi. Vallahi dedi yanıtınız kanıt vermeye başladı dedi. Ben bunu hocalara sordum bana gavur dediler. Tabii sen gavur dersen o sana yobaz dedi. Neden? Hadsinden onu söylüyor. Hadsinden.